Tamam, sana her şey orada. Bak, Cenk Tosun'u aldı Beşiktaş, geri getirdi. Doğru mu? Cenk Tosun'u görüyorsun. Ne top oynuyor. Yani sana bir söyleyeceğim. Hocaların işi de bu oyuncuları kazanmak değil mi? Gidiyor ya Galatasaray takımına. Gidiyor. Icardi'yi getiriyor sana. Öyle böyle. Santrafor abi. Sen bir Icardi alabildin mi? Alamıyorsun. E gidiyorsun sen. Nerede? Hocamız istemedi. Nerede? Ya. Hocamız istemedi diyorlar abi. Hoca, bak bir söyleyeceğim. İşte yanlışlık bu. Şimdi kulüplerdeki sistem bir kere baştan sona iğrenç ve yanlış. Böyle bir sistem olmaz. Kulübün kendi özünden gelen, kulübün menfaatlerine formasını giymiş ve kendini eğitmiş insanlar bu kulüplerde transfer şeylerini yaparlar, saptamalarını. Tamam mı? Bu da 5 yıllık projelerle olur. Mesela Hönes geliyor, Bayern Münih'te sportif direktör olmuyor mu? Oluyor. Kim transferi yapıyor? Hoca mı yapıyor? Hayır. Hocayla danışıyorsun, dönüşüyorsun ama diyor ki Alman Bayern Münih başkanı ve Hönes'le birlikte oturuyorlar. Diyorlar ki biz 5 yıllık bir planlama yaptık. Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacağız, değil mi? İşte Almanya'da şampiyon olacağız. Oyuncuları tespit ediyorlar. Orası mesela Katamacan çok iyi yönetiliyor. Tık tık tık. Bizde abi. Gelsin 20 kişi, gitsin 10 kişi. Gelsin 10 kişi, gelsin gitsin 20 kişi. Mesela abi, bu sene şampiyon olacak takımla ilgili gelecek sene benim ciddi kaygılarım var. Gidecek hep zaten. Ciddi kaygılarım var. Gene gidecek bu takım kadrolar. Kadrolar gitmek değil. Şampiyon olduk, hadi biraz daha buraya yatırım yapalım deyip yine darmadağın olma durum var. Son 3-4 yıl bak, Beşiktaş biliyorsun şampiyon oldu, dağıldı. Öncesinde Başakşehir şampiyon oldu, küme düşüyordu. Neden? Beşiktaş aynı sorunu yaşadı. Ama sadece şampiyon. Trabzon. O da öyle. Ama sadece şampiyon, geleceği kurtarmıyorsun. Geleceği görmüyorsun ki. Yani onunla ilgili bir planlama yapmıyorsun. Takmış kafaya bizimkiler. Hakem aşağı, hakem yukarı. Hakem aşağı, hakem yukarı. Yeter, yazık, günah ya. Bu kadar da hakemler al aşağı ver yukarı olmaz arkadaş. Sen kendine de bakacaksın. Ya benim Arda gibi bir oyuncum olacak. Ama şunu söyleyeyim abi bak. Kulübede mi oturtacağım onu? Ayrı. Konuşalım onu. Zayiş gibi oyuncum olacak. Kulübede mi oturacağım onu? Ya zaten yapma, gözünü seveyim. Problem de bu ama. Ya bırak abi. Bak, hakemlerle ilgili abi son haftalar bunu görüyorum. Yani adamları artık o kadar baskı altına almışlar ki. Bunu biliyor zaten. Ve bu hakemleri yöneten grup. Bu yeni bir şey değil. Bu dengecilik. Özellikle bu son dönemde bunun bak, böyle çok ardeşim, belirgin bir şekilde ortaya çıktığını düşünüyorum. Bu yeni bir dünya değil. Niye biliyor musun? Sen tecrübeyi öldürdün, bitirdin. Fırat Aydın Usta, Cüneyt Çakırları. Katıl katılma. Bence oradaki bütün birikimi yok ettin. Genç. Kim yaptı bunu? Türkiye Futbol Federasyonu alıyor bu kararı. Federasyon yaptı. Tamam, bitti. O da yönetemiyor ki Türk futbolunu. Ne diyoruz bugün? Kulüp başkanlarına sistem ediyoruz değil mi? Kulüpleri yönetemiyorsunuz diyoruz. Sadece Türk futbolunun başındaki başkan Sayın Ekşi yönetebiliyor mu Türk futbolunu? Yönetemiyor Büyük Ekşi. O da yönetemiyor. O da bilmiyor bu işi çünkü. Ya ben sana söyleyeceğim. Ya Bayern Münih Almanya Futbol Federasyonu başkanı oluyor. Çünkü işte Hırvatistan Federasyon Başkanı oluyor. Bizden Hamit Altun. Bir şey daha söyleyeceğim. Abi bizden Hamit Altun. Geç abi. Geç abi, abi şimdi öyle dersen o olmaz abi. Abi geçeceksin. Bak federasyon, bak, bir şey söyleyeceğim abi. Bu işin. Bak Hamit burada olmaz. Ya, Hamit Almanya'da olur. Abi. Olmaz. Hamit Bayern Münih'te iş yapar mı? Yapar. Gitsin, bilmiyorum. Bence yapamaz. Türkiye'de bak. Bence yapamaz. Bu kafayla yapamaz. Türkiye'de dinamikler çok farklı. Bence bu kafayla yapamaz. Türkiye'de, orada da yapamaz. Ya ben sana, Türkiye'de dinamikler çok farklı. Bak olan kim oluyoruz? Olan hep söylüyorum. Halka ve taraftara.